Merhaba demiş değerli hanımefendi, ismi yok öyle diyeyim. Kulak kristallerinin oynaması üzerine baş dönmesi Evet. gerçekleşiyor. Ne yapabiliriz? Çok kolay. Bak gerek Bayılıyorum neyi? hocam siz böyle çok kolay deyince Evet. çok içim ısınıyor ya. Menier veya vertigo. Bunlar genelde işte menopoza girdikten sonra bayanlarda daha çok sıkıyor. Ya hiçbir derdi Allah hiç kimseye vermesin. O baş dönmesi o kadar kötü ki bir anda yatağın altına giriyormuş gibi zannediyor insan. Öyle tarif ediyorlar. Yani bu baş dönmesi orada. Bunun için işte bir defa ilk uygulayacakları Soğan şey kürü var hocam. soğan kürü. Ya bu mübarek. Fakat şunu söyleyeyim. Soğan kürünü mutlaka uygulamak zorundalar. Oradaki soğandaki özellik var. Bir özellik var. Söylemem onu. Üzümünü ye, Bağını bağını sor. Biz sorma. sonuca bakıyoruz. Tabii yani oradaki bir molekül var ki Hüseyin. Ama o da tek başına değil. Onun çevresinde askerleri var. Komutan o da. Aman hocam kaçıracaksınız ağzınızdan. Dayanamayıp yine Evet. anlatacaksınız. Yani Testere dişli dolayısıyla aslan soğan kürü, pençesi var. testere dişli Nasıl aslan uygulasın? pençesi, Hızlıca. söyleyeyim. soğan kürünü, evet, anlat. Nasıl? Soğan kürünü 15 gün yapacaklar burada. Gündeki defa şeklinde soğanı dörde bölüp 1,5 bardak suyun içerisinde 4 ya da 5 dakika kısık ateşte kaynatıp sonra ılımaya bırakıp onu günde 2 defa şeklinde 1 bardak içmeleri gerekiyor. Testere dişli aslan pençesinde yine günde 2 defa. Bunu da yine 1 bardak suyun içerisinde 10 dakika kısık ateşte kaynatacaklar. Ve bunu da 1 ay kullanmaları gerekiyor. Arkasından ikinci aylık bir kürümüz geliyor. O da çoban çantasıyla karabaş bitkisidir. Çoban çantasını sabah, karabaş bitkisini de akşam almaları Akşam. gerekiyor. Ama soğan kürünü uyguladı mı zaten %40 şifayı buluyor. Azalır. Ama bitkilerle bunu ne yapıyorsunuz? Tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz ve bunların ilaçları da var yani. Modern tıbbın yani ilaçları var. Onlar da epey yan tesirli. Tabii ki doktor ne önerdiyse ilacını kullanacak yani.